Kıbrıs TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla sizlerleyiz. Bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Şule Aker bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi izlemek isterdik ama güzel bir haberle güne uyanmadık. Hatta güzel bir haberle uyuyamadık da diyebiliriz. Dün akşam Filistin'de, Gazze'de yaşananlardan sonra. Dilerseniz onun üzerine konuşmaya başlayalım. Çünkü tabii nereye ki varacak bu savaş diye hep soruyorduk. Her gün yenisiyle karşılaşıyoruz. Bir hastane bombalandı Gazze'de ve 500'den fazla kişinin de öldüğü konuşuluyor. Dilerseniz doğru, buradan başlayalım. Doğru. Gerçekten 500 değil şimdi 1000 olarak, hı hı, son telaffuz ediyorlar. Çünkü sadece hastalar değil, şeyden kaçmak için yani bombardımandan kaçmak isteyen aileler de sığınmış hastaneye. Çünkü hastane nasıl olsa bombalanmaz diye, hı hı, ki savaş yasalarına göre hakikaten hastaneler ve okullar bombalanmıyor. Hı hı. Yani bu bir insanlık suçuna giriyor. Onun için çevredeki işte çoluk çocuk da nasıl olsa hastane bombalanmaz diye ona sığınmış. O yüzden zaten öğlen bine çıkmıştır, bindir en az diye yenilediler rakamı maalesef. Günün ağarmasıyla birlikte zaten küle döndüğünü görebildik gelen görüntülerden. Evet. Bugün savaşın 12. günü sanırım. 12 gündür sürüyor. Bir noktaya temas ettiğiniz hastanenin bombalanmaması. Tabii tabii. Savaş kurallarına göre bombalanmaması gerekiyor. Okullar bombalanmaması. Dini yerlerin bombalanmaması gerekiyor. Savaşın ahlakı var mı? Dilerseniz bunu da bir konuşalım. Çok güzel. Yani şimdi tabii özür dilerim. Çok haklısınız. Yani bu arkadaşı öldürürken olabiliyor da burayı bombalarken niye olmuyor diye sorabilirsiniz. Hı hı. Zaten savaş çok insanlık dışı bir yani olay gerçekten. Ve şimdiki yeni silahlarla yani bomblar, toplar, işte değişik kimyasallar, hı hı, biyolojik şeyler falan çok insanlık dışı olmaya başladı. Yani ama işte maalesef bunu da görüyoruz. Görüyorsunuz, görüyoruz. Orada görüyoruz, burada görüyoruz. Birçok yerde savaşlar oluyor maalesef. Ve buna da çok üzüntü duyduğumuzu, özellikle sivil insanların kayıplar olması, insanlardan kayıplar olması çok üzücü bir şey, çok. Yani bölgeyle ilgili konuşurken orada şöyle bir durum var. Dediğiniz gibi yaşları hiç fark etmeden, çocuk, kadın ayırmadan her yaştan binlerce insan hayatını kaybediyor orada. Bundan sonra peki bizi neler bekliyor? Nereye evrilecek bu savaş? Büyük bir ihtimalle zaten şu ana kadar bir bombalar, kullanılan bombalar açısından, iki hastanenin bombalanması açısından birilerinin yani sanırım bunu İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmesi şey oldu. Yani şart artık. Şart haline geldi. Hı hı. Bu savaş nereye evrilir? Böyle herhalde birbirlerini bombalayacaklar ama çok fazla bence ki bunu ben de izliyorum. Birçok yorumcu benim gibi düşünmeyebilir. Hı hı. Ama bu terazileri o kadar bozmak da kolay değil. Onu söylemek isterim. Hı hı. Yani tabii anlaşılan İsrail'in amacı Gazze'yi ele geçirmek. En azından kuzeyini ele geçirmek. Niye kuzeyini? Çünkü kuzeyinin açıklarında, deniz açıklarında gaz sahaları var. Ve yüklü gaz sahaları var. Hı hı. Yani çok önemli gelir getirebilecek gaz sahaları var. Tabii Gaza, o şerit şeklindeki Gaza abluk altında olduğu için denizden de yararlanamıyor şeyler. Hı hı. Yani kimi biliyorsunuz Gaza'da şu anda Filistinler oturuyor, hı hı, değil mi? Yaşıyor. Yani yaşamaya çalışıyor. Onun
alanına giriyor o gaz sahaları. Ve dolayısıyla tabii o da bir iştah açıcı durum olarak görünüyor olabilir. Ama bu savaşın sanıyorum çok fazla yani gemiler yollanıyor, uçak gemileri yollanıyor falan filan ama yani çok fazla İsrail'in lehine bitebileceğini düşünmüyorum. Gaz sahalarından bahsettiniz. Evet. İsrail her ne kadar Hamas'ın ona savaş başlatmasıyla aslında bu işin başladığını söylese de siz gaz sahalarının ele geçirilmesinden söz açtınız. İşin kökünde ne var sizce? Vallahi işin kökünde tabii bu gaz sahaları bir faktör, birkaç faktör var bence. Bu gaz sahaları bir faktör. İkincisi yani İsrail devleti zaten bu bölgede bir proje devleti. Yani bu projede işte belirli alanlardan petrol sevkiyatı, işte doğuyla batının arasındaki şeyleri bir subap gibi şey, böyle bir biliyorsunuz Büyük Orta Doğu projesinde böyle bir proje var. Ve 1948 yılında, tabii ondan önce de İsrail Devleti'ni kurmak istiyorlar. Yani İsrail topluluğu ki dünyada 14 milyon, şu anda 7 milyon nüfus şeyde, Gaza'da. Bunun 2 milyonu Filistinli derseniz, yani yarısından azıdır, İsraillerin yarısından azı yaşıyor şu anda Gaza'da. Affedersiniz, İsrail'de, özür dilerim, İsrail'de. Dolayısıyla yani İsrail Devleti buraya niye kuruldu bir kere mesela şimdi? Çünkü biliyorsunuz 1948'de kuruldu. 1800'lerin sonuna doğru arabalar için otomobil Ford, Henry Ford otomobil motorunu, pistol engine motorunu keşfediyor ve bu otomobillerin benzinle işleyeceği belirleniyor. O zaman ne oluyor? O zaman Osmanlı Devleti var 1800'lerin sonunda ve Osmanlı Devleti'nin mülkleri arasına giriyor bu petrol sahaları. Tabii Amerika, İngiltere filan petrol sahalarını tutan ülkelerin, Osmanlı Devleti'nin çok önemli kazanımlar elde edeceğini bu icattan dolayı tabii tahmin ediyorlar ve buluyorlar. Yani şöyle diyeyim, önce geliyorlar Abdülhamit'ten izin istiyorlar bir tren yolu yapmak için. Yani Orta Doğu'da bir tren yolu yapıp işte Osmanlı'nın işte İstanbul Anadolu'yu diğer Osmanlı mülklerine bağlamak için. Çünkü o zamanlar hep oraları Osmanlı. Ondan sonra Abdülhamit veriyor bu izni. Ve o tren yolunu dümdüz çölde şu şekilde yapıyorlar. Şöyle, yani dümdüz çölde, dümdüz yapabilecekleri yerine sürekli böyle kavisler çizerek yapıyorlar. Niye? Çünkü meğer aslında tren yolu yapacağız diye petrol sahalarını araştırıyorlarmış. Bu Abdülhamit'in Hatıraları diye bir kitap var oradan. Abdülhamit yazmış çünkü her gün ne olduğunu yazmış. Orada ben okudum. Ve Abdülhamit diyor ki niye diyor böyle bu dümdüz çölde eğriliyor bu tren yolu sürekli falan. O zaman diyorlar ki Araplar ona neft diyor. Neft arıyorlar aslında diyor. Şey değil. Yani tren yolu yapmak bunun bir çerçevesi veya hani size sunulduğu şekil. Ama aslında petrol sahasını arıyorlar diye onu fark ediyorlar. Ve ondan sonra fark edince onlar da fark ediyor. Tren yolu yapan şirket de fark ettiğini, sultanın bu işi fark ettiğini fark ediyor. Ve geliyor diyor ki peki diyor o zaman diyor anlaşalım diyor. Biz diyor bu kuyuları petrol bulalım, işletelim ve size de bir miktarını verelim. İşte Abdülhamit o zaman diyor ki hayır diyor.
Osmanlı mülkünün, yani mülkü devleti demek istiyor orada, mülkünün bütün kaynakları Osmanlı'ya aittir diyor. Ben başkasına bunu veremem ve bunu paylaşamam diyor. Onun üzerine bu yeni proje ortaya çıkıyor ve Osmanlı'nın bölünmesi projesi ortaya çıkıyor. Ve işte ondan sonra bölünüyor. Saudi Arabistan, Kuveyt falan filan bütün bu ülkeler ortaya çıkıyor. Ve yani işte sonradan biliyorsunuz biz Cumhuriyeti kurduk. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yok olmaktan kurtulup Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bu noktada o zamandan hatta inanır mısınız? The Israeli var. İngiltere Başbakanı o zaman 1948'lerin başbakanı. Tabii The Israeli aslında Musevi asıllı bir başbakan. Ve diyor ki bir İsrail devleti kurmamız lazım diyor. Yani şey baskı bu. İsrail dünyanın değişik yerlerinde yaşayan İsrailler tarafından baskı bu. Bir İsrail devleti kurmamız. Nerede kuralım diye düşünürken inanır mısınız bir alternatif de Kıbrıs. Ya Kıbrıs diyorlar ya Filistin bölgesi. Yani biz ucundan kurtulduk gibime de geliyor yani, yoksa kavga gürültü burada da olabilirdi. Neyse, ondan sonra İsrail'i 1940 Musevi devletini, Yahudi devletini kuruyor, İsrail'i kuruyor ve birçok dünyanın değişik yerlerinden İsrailliler gidiyor, orada yaşamaya başlıyor. Ama tabii burada yaşayanlar var. Mesela Filistinliler yıllardır oralarda yaşamışlar. Zaten oraya Palestine deniyor. Filistin deniyor. Yani bölgenin adı Filistin. Filistinlilerin yaşadığı ülke. İş ondan sonra kavgalar başlıyor. Burası senindi, burası benimdi falan. Tabii en başta bütün Arap devletleri, Mısır, Filistinlilerle birlikte o açıklamalar falan yapıyorlar. Ondan sonra biliyorsunuz zaten bir 67 savaşı var, öbür birçok savaş oluyor. İsrail gittikçe elindeki bölgeyi büyütüyor ve şu anda işte Batı Şeria, Gazze ve biraz da Golan Tepeleri, işte o da biraz şaibeli yani kimin elinde oldu. Ama bu şekilde üç yere kısılıyor Filistin. Ve İsrailliler de gittikçe daha şey yapıyorlar. Çünkü ben ilk İsraillilerin, affedersiniz Musevilerin ilk İsrail'e gidişleriyle ilgili bir belgesel okudum. Ve orada yani hiç böyle vahşet falan gibi değil. O işte yurdumuza kavuştuk, işte biz kendimize göre şunu yapacağız, bunu yapacağız. Böyle çok daha ne denir, idealist böyle millet kalkıyor geliyor, gençler falan filan dans ediyorlar kıyılarda falan. Yani başka bir şekilde kurgulanmış o devirde veyahut. Yani onu da söylemek istedim çünkü sonradan böyle oldu. Çok gittikçe tabii sertleşiyor. Rejim gittikçe sertleşiyor. Gittikçe Filistinlileri çok fazla sıkıştırıyor. Tabii onun karşısında işte Hizbullahlar falan filan çıkıyor, Hamas çıkıyor ve şimdiki bu noktaya geldik. Şimdi dünyada birkaç gri bölge var, gri. Yani demek istediğim ne olduğu belli olmayan. Ve aslında bu bölgeler baktığınız zaman doğu ile batı arasında kırılma noktaları demeyeyim de doğu ile batının bir araya geldiği bölgeler. Mesela bir bakıyorsunuz Balkanlarda, değil mi? O da belli yani, bir doğu ile batı bir araya geliyor. İşte Türkiye'nin doğusu epeydir onda şey yapıyorlar. Ne diyeyim, şey yapıyorlar yani, kaşıyorlar diyeyim. Orası da bir kırılma noktası doğu ile batı arasında. İsrail ve işte Filistin, Kıbrıs yine doğu ile batının bir araya geldiği ve bir türlü halledilemeyen bir bölge. Dolayısıyla yani bu kırılma noktaları şu anda sanki bir taraf
bırakmak istemiyor, genişlemek istiyor. Öbür tarafta diyor ki bırakmayacağız diyor. Niye genişliyorsunuz diyor. Bizim diyor falan diyor. Yani böyle gri noktalarda maalesef çok acı şeyler oluyor. Şimdi o zaman gri noktaları ne yapmak lazım? Net nokta yapmak lazım. Sınırı çizeceksiniz. Mesela Kıbrıs'ta Türk tarafı, Rum tarafı. Sınır budur kardeşim. Tamam, herkes bilsin. Ama yok, o senindi, bu benimdi. Benim miydi, senin miydi, şurası benimdi. Bu gri noktalar karışıklıklara, ne diyeyim, kaynak olabilecek verimli yerler olarak görülüyor. Mesela İsrail. İşte İsrail'i çoğu tanımadı. Bu Filistin mi burası, işte Arapların mı, Hamas'ın mı, Doğu'nun mu, Batı'nın mı, o da belli değil. Dolayısıyla bunlar için aslında Sayın Türkiye Dışişleri Bakanı'nın önerisi çok güzel. Garantörlük. Garantörlük vardı. Net diyor, çiz İki diyor, otur diyor. Çözüm. Evet, bu arada derede yani günü geçirme modelleri, hı hı, karışıklıklara zemin hazırlayan modeller. Onun için bence de onun önerisi çok güzel, netleştirmek lazım. Ama benim gördüğüm, şimdi bu da biraz spekülasyon olacak, yani itiraf edeyim. Ben öyle pek fazla gelecekle ilgili tereddüt ederim biraz. Ama bu da benim gördüğüm. Bence Doğu Batı'ya doğru gidiyor. Ve İsrail'de de şöyle veya böyle, bu İsrail Devleti'nin yani bir gri alan oluşturması ve sürekli bir kavga, destabilizasyon, nefret, düşmanlık üreten bir nüve olması pek de sürdürülebilir gibi görünmüyor. Ama şimdiye kadar sürdü. 1948, 80 sene sürmüş. Ama bundan sonra pek sürdürülebilir gibi görünmüyor. Bunu tabii ben dediğim gibi izleyicilerimizle affına sığınarak spekülasyon yapıyorum şimdi. Bir şey bildiğimden değil yani. Ve burada bir netleşme olacağını düşünüyorum. Peki bu iş bölgeyi tehdit edebilecek bir boyuta ulaşabilir mi sizce? Hayatta. Mümkün değil. Hı hı. Yani ancak bu iş daha net, daha belirgin olabilir. Ama kolay bir şey değil. Yani tamam, şey gemisi falan yolluyorlar, uçak gemisi falan. Ama uçak gemisi geçmiş bir teknoloji. Yani ama uluslararası güçler de bu konuda, yani konuyu kontrol altına almak yerine daha fazla ateşlemeye çalışıyorlar. Çünkü dün mesela hastane saldırısı bombalanmasından konuştuk az önce, ama hemen akabinde Ürdün'e gidip orada görüşme gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Joe Biden yani oradaki toplantısı iptal oldu. Rotasını hemen İsrail'e çevirdi. Ve yine her zaman olduğu gibi desteğini belirtti orada. Her türlü İsrail'in arkasında olduğunu söyledi. Yani dediğim gibi bu konuyu kontrol altına almak yerine bu şekilde yaparak işi daha da kızıştırmaya çalışanlar da var. Başka bir şey daha söylemiştir, siz bakmayın. Onlar basına yansımıyor. Mutlaka Biden oraya gittiyse, hı hı, bir belirli bir mesajı geçirmiştir Netanyahu'ya. Tabii Netanyahu da kendi derdinde. Hı hı. Çünkü halkı onu desteklemiyor. Biliyorsunuz çok. Evet, ondan önce öyle bir durum, protestolar vardı. Kesinlikle, yani Netanyahu bugün en az popüler İsrail başkanı. Yani halkı kesinlikle desteklemiyor. Çok fazla şeyler içinde yozlaşmış, yani çok devletin parasını falan, bu İsrail'e giden paraların çoğu onun hesabında şimdi İsviçre'de herhalde. Yani ben bunu söylemiyorum. Hı hı. Yani araştırmacılar söylüyor ve onun için mahkemeye verildi. Zaten o protestolar da onun için çıktı. Yani mesela şimdi Amerika 4 milyar yolluyor, öbürü 3 milyar yolluyor falan. Tabii onlar da paylaşıyorlardır. Yani CIA 3 milyar yolluyorsa birini neden yağ alıyor? İkisini CIA alıyordur. Yani onlar ortada, onun için verimli bir alan. Herkes askerini yolluyor, onu yolluyor, para yolluyor falan. O paralar sonunda kimde kalıyor? Mesela diyorlar yani bazı savaşların sonunda o ülkelerin önemli kişileri dünyanın en zengin insanlarına dönüşmüş oluyor falan diyorlar. Yani bu neyse.
Yani Netanyahu'nun da böyle çok fazla, tabi ben söylemiyorum, ben takip ettiğim kadarıyla yine İsrail halkının çok önemli, %80 falan gibi bir oranı Netanyahu'nun çok fazla yolsuzluklar içinde olduğunu ve onun bir başbakan, zaten biliyorsunuz azınlık hükümeti. Hı hı. Yani Netanyahu başbakan ama o aşırı dinciler ve aşırı milliyetçilerle birlikte kurduğu bir hükümet. Yani o da yani çok sıkı basan bir hükümet değil diyeyim. Ondan sonra tabii o bütün bu işte herkesin elinde belgeler var falan, Netanyahu istifa etsin falan, mahkemeye verilsin falan. O da bir yasa geçirdi. Yasada diyor ki işte devlet başkanları başkanlıkları döneminde maddi konularla ilgili yargılanamaz. Yani tabii ben tam hukuki olarak söyleyemiyorum şu anda ama anlamı o. Yani diyor ki ben başbakanlıkta diyor cebime şunu indirdim falan gibi bir konudan yargılanmamalıyım diyor. Ve o yasayı geçirdi. Onun üzerine o protestolar çıktı zaten. Yani halk hakikaten güvenmiyor gibi göründü. Ve aylardır da devam etti. Şimdi bu çatışma diyeyim artık, yok savaş diyeyim veya bilmiyorum artık, yani boyut olarak. Şimdi bu savaş onu biraz ondan kurtardı gibi, iftan kurtardı. Niye? Çünkü diyor ki işte diyor, şu anda diyor ortak bir düşmanımız var diyor, bir araya gelmeliyiz diyor falan filan. Yabancı basından takip ettiğim kadarıyla da ona karşı çıkanlar bile evet bu devirde birbirimizle karşılıklı yapmamız uygun değil. Bu işte savaşı, çatışmayı neyse aşalım da sonra tekrar o konuları hallederiz diye bir birleştirici, bu savaşın birleştirici yönü oldu. Tabii Netanyahu artık oh çok rahatladı, işte yelekler takıp o sınıra gidiyor falan. Bu arada Mehmet Akif'in çok inanılmaz bir gazetecilik şeyi yaptı dün. Hı hı. Ve o Hizbullah sınırına, yani Lübnan sınırına koyulan tankların hurda olduğunu fotoğraflarla tespit etti. Yani gerçekten bunlar tebrik etmek gerekiyor cesaretlerini, hı hı, ve gözlemlerini. Fakat işte sonuç olarak Netanyahu bir rahatladı. Yani böyle bir etrafı rahatladı. İşte o saldırılardan biraz kendine çekildi ne de olsa. İşte onun içinde sürekli savaşa çekiyor fokusu. Yani sürekli işte savaşta biz Hizbullah'tı, Hamas'tı falan filan, onlar terörist değil falan. Yani çünkü o yolsuzluklarla ilgili dosya tamamen şu anda halk tarafından da rafa kaldırılmış durumda olduğu için. Yani onun için biraz da böyle şey gibi oldu, kurtarıcı gibi oldu. Onun için de yani savaşı ne diyeyim, çok da aman şimdi savaşmayalım falan gibi bir pozisyonda durmuyor şu anda. Ama tabii o ara maalesef bu tip şeyler de başlayınca şiddeti doğuruyor hakikaten. Ve maalesef çoluk çocuklar ölmeye devam ediyor. Maalesef işte her şey yıkılıyor, hastaneler falan filan. Ve çok çok zor bir durum ortaya çıkıyor. İnşallah bir an önce bu savaş durur. Sivillerin can güvenliği sağlanır. O arada 13 tane gazeteci öldü biliyorsunuz. Evet. Ey büyük Allah'ım yani. Onlar da görevlerini zaten yapıyorlar. Zaten hastaneden insanlara önce basın mensuplarını hedef, evet, aldılar. Daha sonra hastaneye hedef, evet, aldılar. Yani onlar da görevlerini yapıyor. Evet. İnsanlara haber ulaştırmak için yani fedakarlık yapıyorlar. Yani neyse, ben tabii basın konseyi olarak
Tabii kınıyoruz onu, hı-hı, ve kınadık da yani. Çok çok üzücü, çok üzücü şeyler. Basın kısmına değinmiştiniz. Netanyahu'nun Biden'la görüşmesinde basın öyle yansıtmıştır demiştiniz. Peki bu KKTC özelinde sadece konuşmak istemiyorum bunu. Genel olarak baktığınızda peki bu savaş haberinin medyaya yansımasıyla ilgili izlenimleriniz nelerdir? Vallahi maalesef bütün basın etik ilkeleri batıda çiğnenmiş durumda. Yani hemen hemen İsrail saldırıları tamamen hoşgörülü bir şekilde aktarılıyor. Ve Hamas ve işte Hizbullah daha tam girmedi ama saldırıları da terörist falan gibi adlandırıyor. Mesela bu sabah BBC dinliyordum. Diyor ki BBC ilk haber verdi. Hayret, onu da bazen de onu da vermiyorlar. Yani 1 milyon insan öldü ve onu vermiyorlar mesela. Yani neyse bunu verdi. Ve dedi ki İsrail'in açıklamasına göre dedi, İslami Cihat dedi, İsrail'e atacağı bir roketi işte kendi topraklarına düştü ve hastanenin üstüne düşen roket odur dedi. Yani İsrail vurmadı hastaneyi. İslami Cihat İsrail'e roket atarken o roket düştü hastanenin üstüne olarak. Yani BBC birinci haberde bunu söyledi. Yani Hizbullah da artık o kadar deli değil herhalde. Kendi hastanesini vuracak yani. Neyse, yani demek istediğim çok etik dışı yayınlar yapılıyor. Basın maalesef tabii bu şekilde, Batı, özellikle Batı'da şeyler de var biliyorsunuz, gösteriler falan da yasaklandı. Evet, yani şuna da değinebiliriz aslında. Kur'an-ı Kerim yakmak hep özgürlük hakları deyip engel olunmuyordu. Ama şu anda Filistin aleyhine yapılacak herhangi bir protesto hemen tutuklamayla sonuçlanıyor. Evet. Ki bunu Fransa gibi ülkeler yapıyor. Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika hepsinde var. Hepsinde bu kural geçti. Ve İsrail aleyhine hiçbir gösteriye izin verilmiyor. Tabii tam dinlemiyorlar yani. Ama yani demek istediğim şu ki burada basına gelecek olursak basında şey haber veremiyor. Yani onun için yine en sağlıklı haberleri Türkiye haberlerinden alıyoruz. Yani. Bir de şuraya değinmek istiyorum. Şimdi ağırladığım konuklarla konuştuğumda hep şunu duyuyorum kendilerinden. Geçmişte benzer durumların adada da yaşandığı konusuna değiniliyor. Evet. 50 yıl öncesi evet, bunların yaşandığı söyleniyor. 74 Barış Harekatı ile birlikte adaya barış ve huzur gelindi. Filistin'le ilgili de şu konu sürekli gündeme getiriliyor. Toprak satma konusu geliyor. Toprak sattığından, evet, yani geçmişte bunlardan dolayı şu an bu sonucun yaşandığı söyleniyor. Ülkemizde de yine bu toprak satma konusu gündeme geliyor. Evet. KKTC özeline İndirecek olursak bu konuyu ne gibi dersler çıkartmalıyız? Vallahi bence çok ders çıkartmamız lazım. Bir, Türkiye'nin garantörlüğü bizim için ne kadar önemli onu anlamamız lazım. Bir. İkincisi, hakikaten yani takip edebildiğimiz kadarıyla tabii o 63-74 arası, hatta 58'den başlıyor tabii. Türkler çok yani baskı altındaymış. Şimdi mesela şeyi diyoruz, Hamas'ı, Filistin. Şimdi diyorlar ki işte 500 bin öldü, bin öldü falan. 500 kişi öldü, bin öldü. Şimdi mesela bizim öğrencilerimiz var. Diyor ki akşam Filistinli bir aile oturmuş yemek yiyor. Çat kapı açılıyor. İsrail polisi veya askeri giriyor. Bir kişiyi mesela ailenin başına alıyor, derdest ediyor, götürüyor. Bir daha ondan hiç haber alınamıyor. Yani demek istediğim, adamlar sadece bugün 500 kişi ölmedi. Bunlar yani senelerdir bu zulümün altında inliyorlar. Yani demek istediğim, Kıbrıs Türkleri de çok büyük zulümler altında yaşamışlar ve yani şapka çıkartmak lazım. Bütün o zulümlere rağmen direnişlerini sürdürmüşler ve bir noktada kendilerini korumuşlar. Yani hakikaten bu
çok önemli bir cesaret göstergesidir bence. O devrin insanlarını da takdir etmek lazım. Şimdi yani Türk ordusu burada olmasa bizim başımıza daha az bir şey mi gelecekti diye düşünüyorsunuz. O tarafa giden Türkleri bile dövüyorlar, bıçaklıyorlar. Hala sürüyor. Yani o hınç sürüyor. İsrail'de de var. Yani o hınç sürüyor. O yok etme şeyi var. Var. Neden var bilmiyorum ama var. Yani çok saçma bir şey belki. İnsanlar niye başkasını yok etmek isterler? Ama var. Varsa da var yani. Yok diyemeyiz. Şimdi dolayısıyla bir kere bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu noktaya gelmesi için, geldiği için hem Kıbrıs Türk halkına hem Türkiye'ye çok çok teşekkür etmek lazım. Başımıza yok olma gibi bir tehlikeden döndüğümüz için Allah'a şükretmek lazım. Bunları söyleyeyim. Ve işte ordu çıksın şöyle falan, o tabii tehlikeli, dediğim gibi buralar gri alanlar. Onlar tehlikeli sonuçlara yol açarlar. Yok ederler, bir günde yok ederler. Hiç eskisi gibi değil. Hani iki tane öldürmüş, iki tane tarlada vurmuş falan, öyle değil. Bir altı saatte bitirecekler. Yani onun için, şimdi niye Filistin? Filistin'de de öyle yapacaklar. Ama niye yapamıyorlar? Niye yapamıyorlar? Çünkü bir, İran dedi ki hele bir saldır dedi. Saldırdığın an ben de oradayım dedi. Türkiye işte daha iki tarafa da itidal tavsiye ediyor. Hı hı. Ama Türkiye de bırakmaz. Türkiye de Filistinlilerin katliam, üzerine katliam girişimine o da izin vermez. Tabii bunun arkasında tam emin olmadığım için söyleyemem ama başka ülkeler de var. Şu anda zaten Arap ülkeleri de eskisi gibi değil, biraz daha bir araya gelmiş durumdalar. Yani Suudi Arabistan'la İran'ın arası düzeldi. İşte Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri işte bir grup oluştu falan. Yani şu anda biraz daha hani eskisi gibi değil. Eskiden bundan 4-5 yıl önce Arap ülkeleri o kadar da birlik değildi ve Filistin'de arkasında değildi. O da var. Ama bu arada orada da bir toparlanma var. Dolayısıyla şu anda o kadar kolay değil. Yani bu soykırıma girişme niyetleri varsa bile o soykırım şu anda o kadar kolay görülmüyor. Ha, soykırım girişimi falan olursa kimin elinde ne kalır o da belli olmaz. Yani onu da söylemek lazım. Ha, şey gemileri, uçak gemileri falan. Ama şimdi o uçakların kalktığı pist var ya gemilerin üstünde. Vallahi bilmiyorum tabii, ben uzman değilim. Yani askeri bir uzman hiç değilim. Ama diyorlar ki bir SİHA zaten o kullanılmaz olur diyorlar. Yani 15 dakikada o gemi kullanılmaz olur diyorlar. Çünkü pist olması lazım. Bir SİHA da artık o pist kullanılmaz olur diyorlar. Yani onların biraz daha eski teknolojiler oldukları için, yani bunların artık bugün savaş teknolojisinin en ucundaki ürünler değil bunlar. Yani onların çok ötesine geçmiş artık savaş teknolojileri. Dolayısıyla yani tamam, biliyorum gözdağı verme gibi bir güçleri var tabii ki. Bunu görmek lazım. Ama fiiliyatta ne olur? Şimdi dün yine nerede, şu anda özür dileyerek izleyicilerimden tam nerede duyduğumu söyleyemeyeceğim ama bu Amerikalıların Marine dedikleri bir grup çok ultra eğitilmiş. Yani komandonun da ötesinde falan böyle kuvvetleri varmış. Tabii Afganistan'da niye bir şey yapmadılar diye sorun siz bana, ben bilmiyorum onu. Yani var diyorlar da, yani bazı şeyler de kağıt üstünde var da gel dediğinde neredeler bilmiyorum onu. Ama tabii Afganistan'dan tıpış tıpış çıktılar. Dolayısıyla neredeydi bu marinler mesela diye sorabilirsiniz, bilmiyorum. Ama şimdi güya onları sevk ediyormuş şeye, bölgeye. Şimdi bilemeyeceğim yani. Savaş bu.
Kimin nerede ne yapacağı belli olmaz. Onlar Marines'e, Filistinlilerinde keskin nişancıları var. Dünyada bir numara. Biliyorsunuz öyle şeylerin üstüne çıkıyorlar. Pat 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 kaç şeyden vuruyorlar. Dünyanın bir numaralı şeyleri, keskin nişancıları Filistinli oluyor genelde. Herhalde gözleri iyi. Düşündüm de şimdi. Biraz o zaman BM'nin buradaki tutumunu konuşalım. Çünkü yani yakın geçmişten örnek verecek olursak Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşananlar vardı ve orada da antiterör operasyonuydu aslında oradaki. Hiçbir sivile zarar verilmeden orada çözüldü. BM oraya hemen birilerini gönderip orada incelemeler yapıp hiçbir sivilin zarar görmediğini söyledi ama şu an buraya baktığımızda herhangi bir adım atma konusunda net elle tutulur bir şey göremiyoruz gibi. Çünkü yok tabii. Çıkıp kınama vesaire işte bunları yapmamaları gerekir gibi söylemler hep var ama onun dışında şu an oradaki sorunu çözecek, kontrol altına alınacak bir adım atmış gibi gözükmüyor sanki. Hayır, o kararı da vermedi. Galiba dündü veya evvelsi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı ve ateşkes çağrısı üzerine toplandı. Niye? Çünkü hakikaten siviller katlediliyor. Ve hiç olmazsa toparlansınlar, işte dışarı çıkacaklar çıksın falan filan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkese hayır dedi. Fransa, İngiltere, Amerika veto etti ateşkesi. Yani şunu anlamak lazım. Birleşmiş Milletler aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası oradaki güç dağılımını tutmak ve sürdürmek için kurulmuş bir kuruluştur. Yani bu Hindistan için kurulmadı. Bu Kore için kurulmadı, Türkiye için hiç kurulmadı. Bu esas olarak 5 daimi üye, Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, Sovyetler, Rusya. O zaman Rusya'ydı tabii. Rusya da biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika ile birlikte İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri, onlar hep karışıyor. Ama o gruptaydı. Onun için onun da bir yeri oldu. Çin de Japonya bombalandığı zaman, atom bombası atıldığında hiçbir müdahale etmeme, Amerikan güçlerine müdahale etmedikleri için Güvenlik Konseyi'nde yer aldılar. Yani bu Güvenlik Konseyi bir İkinci Dünya Savaşı sonrası güçlerin dağılımına göre organize edilmiş bir kurumdur ve bugünün güçlerini de yansıtmamaktadır aslında. Dolayısıyla yani ama ne oldu? İşte hala sürüyor. Veto hakkı var ve bir ateşkes önerisini veto etti. Orada bir ülke bile bu Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi dediğimiz ülke bir tanesi bile veto etse o karar alınamıyor. Yani bu 5 ülkeye özel güçler verilmiştir dünya politikası sahnesinde. Tabii şu anda çok fazla karar falan bir yönde verilemiyor. Çünkü Çin ve Rusya ve Batı devletleri aynı noktada buluşamıyorlar. Onun için yani. Yoksa yani şu anda fonksiyonunu da kaybetmiştir aslında Birleşmiş Milletler. Yani şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama şu anda karar veremiyor. Yıllardır karar veremiyor. Yani çok basit şeylerde kararlar alıyorlar. Yani karar veremeyen ve etkin olamayan bir kurum haline dönüşmüştür. Süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizden ayrılan sürenin sonuna geldik. Süremizin yettiğince gündemi değerlendirmeye çalıştık. İsrail-Filistin hattında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik. Bizden ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşçakalın.